Diyarbakır'a seçim nabzını tutmaya geldik. Seçim izlenimlerini aktaracağım T24'te. HDP'lilerle konuştuğumuz gibi Diyarbakır'ın ikinci büyük partisi AK Parti. AK Parti'nin de burada oyu çok fazla, yüksek. Diğer seçimlerde de bunu görmüştük. Dolayısıyla Yenişehir Belediye Başkanı adayı Hüseyin Cengiz'i de ziyaret edelim istedik. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizleri Diyarbakır'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Teşekkürler. Şimdi Yenişehir için AK Parti hayli iddialı. Evet. Ben de biraz sorduğumda AK Parti'nin öne çıktığı söyleniyor. Evet. Nasıl bekliyor musunuz almayı? Alırsanız hangi nedenlerle alacaksınız? Evet, yani 2 yılda yapılan hizmetler var Diyarbakır'da. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu hizmetleri halk tarafından bu anlamda olumlu şekilde, ciddi anlamda destek gördüğünü görüyoruz. Ben Yenişehir'le alakalı, Yenişehirliyim. Ben neden Yenişehir diye sorarsanız bana, benim çocukluğumun, bütün ilklerimin yaşandığı yer Yenişehir. Yenişehir'de bizler, inanın ben parti içerisinde gençlik kollarından yetişme, partinin kurucu gençlik kolları başkanlığını yaptım. Yenişehir bizim için Diyarbakır'ın kalbi. Bu kadim şehire, bu sahabeler, nebiler, peygamberler şehrine sahip çıkmak bizim için de bir onurdur, bizim için de bir şereftir. Yenişehir her yerde sloganıyla inanın geceli gündüzlü çalışıyoruz. Bir de bizim burada ailemizin bir etkinliği var. Cengiz ailesi olarak rahmetli büyük babam Eşref Cengiz, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili, yani 30-35 bin oyla parlamentoya giren biri. Ailede de bir siyasi bir geçmiş var. Bizler de yıllardır AK Parti'nin içerisinde bir takım hizmetlerde bulunduk. Ana kademelerde ve buna benzer hizmetlerde bulunduk. Halk bizi seviyor. Halk herkesin bizi seviyor. HDP tabanından ciddi anlamda bizlere destek var. Bizler de inşallah buna layık oluruz ve gelip güzel hizmetler yaparız. Şimdi Diyarbakır çok kısa bir süre önce büyük bir travma geçirdi. Evet. Sur'daki olaylar, evet. Tahir Elçi'nin evet. öldürülmesi gibi. Gerçekten hani bir şehrin kaldıramayacağı kadar büyük evet. hem maddi hem de manevi evet. travmalardan evet. geçti. Bugün belki yavaş yavaş toparlanıyor ama. Evet. Şimdi siz çok köklü bir ailenin evet. Bir parçasısınız, bireyisiniz. Yerelde belki destekleniyorsunuz ama merkezin söylemleri sizin işinizi zorlaştırmıyor evet. mu? Burada halkın gönlünü kazandığınızı, kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz? Evet. Çünkü çok büyük bir travmadan geçti ve insanlar devletle arasında büyük mesafe koymuş durumda. Evet. İnanın daha önce bizler de bu bölgede yaşadığımız için, yani bu bölgede bir takım acılar yaşandı, bir takım sorunlar yaşandı. İnanın annelerin gözyaşları aktı. Bizler aile olarak inanın o kanayan yaralarda, mesela barışlarda olsun, bir takım olaylarda olsun hep öncülük yaptık. AK Parti de son 2 yılda mesela şu an Diyarbakır'da ciddi anlamda huzur ve güven ortamı var. Ve hizmet anlamında da ciddi hizmetler yapıldı. Bir takım eksiklikler yok mudur? Elbet vardır. Bunları fark ediyoruz. Bunları biliyoruz. Ben şahsım olarak, yani Hüseyin Cengiz olarak, ben mesela Sayın Cumhurbaşkanımıza buradaki raporları ciddi anlamda kendilerine iletmek istiyorum. Çünkü bizim gördüğümüz, halkın içerisinde yaşadığımız bir takım problemler, daha önce yaşanmış Tahir Elçi Başkanımızı da, ben ailesini de tanırım. Bu acıların bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Hani bu toplumun artık ciddi anlamda uzlaşıya ve toplumun içerisinde artık yepyeni Diyarbakır görmek istiyoruz hepimiz. Evet. Şimdi yani baktığımız zaman aslında yine de evet. yani sizin özelinizde değil ama sadece AK Parti de değil, özellikle AK Parti'nin birlikte koalisyon yaptığı MHP evet. Yani HDP'ye yönelik değil, direkt Kürt vatandaşlarımıza yönelik bazen çok ağır sözler sarf ettiler. Sarf etmeye evet. de devam ediyorlar.
siyasetin dili giderek nefret diline dönüştü. Mansur Yavaş'ın son evet. açıklamaları Kürtler tarafından bayağı bir tepkiyle karşılanmıştı. Yani bu dil sizin burada evet. iş yapmanızı evet. engellemiyor mu? Yani siz Kürtlerin duygusal olarak koptuğunu düşünmüyor musunuz? Yani şunu dile getirebilirim. Yani siyasette bilirsiniz yani Batı'da belki birkaç puan artışa sebep olabilir ama Doğu'da inanın bazı söylemler bizleri sıkıntıya koyabiliyor. Bunu fark ediyoruz ve bizler de üstlerimize yukarıya dile getiriyoruz. İnanın ben işin siyasi boyutunda değilim. Ben işin hizmet boyutundayım. Hizmet aşkıyla Yenişehir'e hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız. Elbette ülkenin birçok sorunu var ve bu bölgede de yaşanan sorunları biliyoruz. 40 yıldır devam eden sorunlar var. Ama şu ortam yani geceleyin saat 2'de de olsa, 12'de de olsa ailelerin rahatça çıkıp dışarıda dolaşabileceği rahat bir ortam var. Yani özellikle bu son yapılan hizmetlerden dolayı halk memnun. Halk tercihini yapacak. 31 Mart yerel seçimlerinde istikrarımı seçecek, huzurumu seçecek veyahut da daha önce hakikaten bu bölgede bizler şahidiz. Mesela bu esnaf kardeşlerimiz karşımızda bir sürü esnaf kardeşimiz var. Sürekli kepenkler kapanırdı, çöpler toplanılmazdı veyahut da buna benzer bir takım taşlama olayları olurdu. Oradaki genç kardeşlerimiz de bizim kardeşimiz. Yani bunları da sahiplenmek lazım. Şimdi ben de sana soracaktım. Evet. Çünkü sadece siyasetçilerin değil biraz ben esnafın, evet. işçinin hatta günlük iş bakan Diyarbakırlı gençlerin arasına bugün gittim. Evet. Herkesin tek söylediği şey gerçekten Diyarbakır'daki işsizlik sorunu. Evet, evet. Yani Batı'da ya da Türkiye'nin kuzeyinde, güneyinde yaşanan işsizlik Diyarbakır'da 3 katıyla, 4 katıyla evet. yaşanıyor diyorlar. Evet. Çok ciddi bir işsizlik sorunu var. Siz bir yerel yönetici olarak bu soruna yönelik bir çözüm öneriniz var mı? Bu sorun halledilmeden zaten önce evet. o evin içinde huzur olmuyor evet, evet, genel huzurdan evet, önce. Evet. Ne öneriyorsunuz mesela yani, gençlere? Bizim de tespitlerimiz o yönde. Hani gittiğimiz her mahallede, gittiğimiz her köyde ciddi anlamda işsizlik problemleriyle bizler de karşılaşıyoruz. Yani şu an terörden veyahut da huzur güven de var ama istikrarın olabilmesi için işsizliğin giderilmesi lazım. Kısa bir dönem önce, 2 ay önce mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'a özel bir teşviği oldu. Burada 165 trilyonluk tekstil kent adı altında bir yatırım oldu. Burada 3 yıl içerisinde en azından 15 bin tane genç arkadaşımız iş anlamında, İslam anlamında faydalanacak. Ve buna benzer bir hususta ben de tarımla ilgilendiğimden dolayı Silvan Barajı. Yani Silvan Barajı öncelikle Diyarbakır'ın, bölgenin ve ülkenin ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacak. Burada da Silvan Barajı bittiği takdirde 200 bin, 250 bin arkadaşımız, genç arkadaşımız iş anlamında istihdam edecek. Belki bölgeden takviye edilecek. Burada bu anlamda istihdam edilecek. Bir de sizin gibi değerli misafirlerimizi biz burada ağırlıyoruz. Bir de inanç turizmimiz var burada. Mesela sizler muhakkak Sur içerisini dolaştınız. Evet. Sur içerisinde mesela inanç turizmini bizler iyi derecede tanıtmamız lazım. Yani burası sahabeler, peygamberler, nebiler şehri ve tarihi kültürüyle hakikaten de bu miraslarımıza bizlerin de sahip çıkması lazım. Şimdi bugün ben hem Nevruz alanına giderken evet. sonrasında Diyarbakır'da gezerken gerçekten yeni binalar yapılmış, evet. yollar yapılmış. Diyarbakır'da büyük bir değişiklik evet. var. Evet. Fakat beni rahatsız eden bir şey oldu. Beton, beton ve beton ve beton. Siz evet. tarımla uğraşıyorum dediniz. Evet, evet. Yani tamam binalar, modern binalar yapılmış ama yeşillik alan hemen hemen hiç kalmamış. Evet. Diyarbakır gerçekten bir beton ormanına dönüşmüş durumda. Evet. Çevre konusunda, madem tarımla uğraşıyorsunuz, evet, evet. sağlıklı tarım, iyi tarım konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani sadece inşaatla mı büyüyecek bu Diyarbakır? Yok, kesinlikle öyle değil. Yani bizim önümüzdeki 100 yılın sektörü bence tarım sanayisidir. Tarımı geliştirmemiz lazım. Özellikle organik tarım adı altında ciddi anlamda yatırımların yapılması lazım. Yeşillik bakımından da mesela hemen Yenişehir'de
eski stadyum var. Eski stadyumun yerini Sayın Cumhurbaşkanımızın da sağ olsun Diyarbakır'a hediyesi Millet Parkı olarak inşallah projelendirildi ve halka bu anlamda inşallah en kısa zamanda faydalanılacak. Yani bizler de sorunları biliyoruz. Diyarbakırlıyız. Diyarbakır'da yaşayan biri olarak tespitlerimizi en güzel şekilde hizmete koyacağız inşallah. Peki sorum şu. Siz dediniz ki yani buranın çocuğu olduğum için ben acıları biliyorum. Evet, merkezin bilmediklerini biliyorum. Burada acılı çok aile var. Son olaylarda büyük travma geçiren, buradan yurt dışına gitmek zorunda kalan, çocukları Türkiye'ye gelemeyen çok aile var. Siz bir AK Parti'nin belediye başkanı adayı olarak gönüllere nasıl dokunuyorsunuz? Nasıl dokunacaksınız? Bu yaraların sarılmasını nerede görüyorsunuz ve bunu merkeze anlatabiliyor musunuz? Yani ne dersiniz? Ben burada yine şahsi olarak kendi düşüncemi, kendi fikrimi söylemek istiyorum. Sonuçta bizler bağımsız adaylar değiliz. Yani bizler bir partinin vizyonunu, misyonunu sahiplenen bireyleriz, partilileriz. Ama burada ben yine Cengiz ailesinin ferdi olarak bu bölgede yaşayan, bu bölgenin hassasiyetleri var. Yani bu bölgede bizler insanlara dokunmamız lazım. Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gönüllere dokunun. Hani biz o noktada inanın gönüllere dokunuyoruz. Mesela herkesi ziyaret ediyor musunuz? Edebiliyor musunuz? Tabii. Biz her kesime gidebiliyoruz. Her kesim de bizleri özellikle misafir eder, kapılarını açarlar. Yani bizler siyaset olsun, olmasın. Bizim HDP'li ailelere gidebiliyor musunuz tabii, mesela? Cenazesi olan ailelere gidebiliyor musunuz? Tabii. Ben her yere girebiliyoruz. Ailemizin konumu itibariyle. Bizler her yere gidiyoruz. Çoğu acılara da ortak oluyoruz. Sonuçta bizler huzurdan yanayız. Yani bizler burada huzurun olabilmesi için elimizden geleni yapan, barışlarda öncülük eden bir aileyiz. Yeniden barış gelir mi bu topraklara? Yani şu an huzur ve güven ortamı var. Bunu kabullenmek lazım. Ben bunu görebiliyorum ama bir takım ihmal edilmiş yürekler olabilir. Bir takım sıkıntılar olabilir. Ama inşallah bizler de bunlara öncülük ederiz. Biz de dediğim gibi Diyarbakır'ın bir evladı olarak buradaki sorunları inanın en iyi şekilde yukarıya taşıyabilecek bir biriyim ben. Şimdi son bir soru. Evet. Biliyorsunuz kayyum atandı buradaki seçilmiş belediye başkanlarının üzerine ve cezaevindeler. Ana kenti eğer HDP alırsa, siz de burayı alırsanız birlikte çalışmak durumunda kalacaksınız. Bu işbirliğinin olabileceğini düşünüyor musunuz? Eğer seçilmişlere tekrar üzerine kayyum atanırsa, tecrübenizle konuşturursanız, buranın bir çocuğu olarak durum ne olur? Yani bundan endişeli misiniz? Yani ben öncelikle partimin Büyükşehir Belediye Başkan adayı var, Cumali Atilla Bey. Öncelikle inşallah biz birlik beraberlik içerisinde Diyarbakır'daki halkımızın da bu dönem bir dönem de olsa huzura ve güvene ve istikrar içinde olsa projelerimizi tanıttık. Bu anlamda bir seferliğe mahsus seçilmesini isterim canı gönülden. Aksi bir durumda da yine mevcut yapılarla bizler partimizin misyonu, vizyonu bilerek Diyarbakır'a hizmet etmek için elimizden geleni yaparak bir uyum içerisinde çalışırız. Genç bir siyasetçi olarak en büyük hayaliniz ne? Nasıl bir hayal kuruyorsunuz mesela? Hayalim şunu dile getireyim. Yani inanın Diyarbakır ve Yenişehir benim için bir sevdadır. Yani çünkü bende ahde vefa olayı çok büyüktür. Benim en büyük hayalim bu aziz kente güzel hizmetler ederek, bu memlekete güzel hizmetleri getirerek milletin takdirini toplamak, halkımıza bu anlamda doğru kanalize ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızı da temsil ederek burada güzel hizmetler yapmak için elimizden geleni yapacağız inşallah. Bugün Nevruz'a gittiniz mi? Bugün ben biraz hüzünlü buldum bu Nevruz'u. Sanki böyle insanlar biraz çekinmişler bu sene gibi Nevruz'u kutlamaktan. Daha coşkuluydu eski daha yıllarda. Daha önceki Nevruz'lara gitmiştim. Ve bu Nevruz'a da gitmek istedim açıkçası söylemek gerekirse. Yenişehir Belediye Başkan adayı olduğumdan dolayı farklı bir
yapı olabilir, düşünce olabilir veyahut da farklı yerlere çekilmemesi için, bir gerilime sebep olmaması için gitmedim. Yoksa Nevroz hepimizin Nevrozu, baharın müjdeleyicisi. Siz bir de aslında ezber de bozdunuz çünkü Kürtçe, değil mi, sloganlarınızı Kürtçe'de tabii, koydunuz, Kürtçe'de yazdınız, kutlamalarımızı, pankartlar astınız Kürtçe olarak. Nevroz, da... Piroz ve dedik, Nevroz'u o şekilde kutladık. Biz bu toplumda yaşıyoruz. Bizler seçimden sonra da seçilsek de seçilmesek de ailemizden, eş dostumuzdan, Diyarbakır'ın bütün yapısıyla birlikte yaşıyoruz, buradayız. Yani bizler farklı siyasetçiler gibi değiliz. Seçim biter, çantamızı alır, vagonumuzu toplar. Ankara'da ve İstanbul'da yaşayan insanlar değiliz. Benim ailem burada yüzyıllardır burada örnek teşkil etmiş ve bizler de aynı şekilde örnek teşkil ederek inşallah Diyarbakır'da olacağız. Diyarbakır'a sahip çıkacağız. Herkesin de bu anlamda sahip çıkmasını istiyorum. Başarılar diliyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hüseyin Cengiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yenişehir Belediye Başkanı adayı Diyarbakır'dan bizimle birlikte oldu T24 için.